Herkese yeni bir manga incelemesinden merhabalar arkadaşlar. 1029. bölümde Sanji, Kid, Killer ve Hawkins ön plana çıkıyor. Bölümü okurken insanı gaza getiriyor. Özellikle Killer'ın yaptığı konuşma beni inanılmaz derecede yükseltti. Bu konuşmayı incelemenin ilerleyen bölümlerinde döneceğiz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazın ki kendi eksiklerimi görebileyim ve onları da gidermeye çalışayım. Introdan sonra bölüm incelemesine geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Dokuzuncu bölüm, geçtiğimiz bölümün son sahnesinden devam ediyor. Sanji ve Queen'i görüyoruz ve ikisinin de şaşkınlığı yüzlerine yansımış durumda. Queen kırılan kılıcına bakarken Sanji de yamulan yüzüne bakıyor. Ardından Queen silahlanma hakisi mi kullandı acaba diye düşünürken zamanında Sanji'nin babası Judge'ın söylediği bir söz aklına geliyor. Judge, Queen'e hızlı bir şekilde iyileşen, dayanıklı ve fiziksel gücü artırılmış insanlar yapmak istediğinden bahsetmiş. Bunun yanı sıra bu insanların buz gibi kalpleri de olacakmış. Sanji'nin genin uyandığını biliyoruz. Sanırım bu gen olayı yavaş yavaş daha da artacak gibi gözüküyor. Şu an hızlı iyileşen ve dayanıklı bir insan durumunda ve ileride duygularını kaybetmesi söz konusu olabilir Sanji'nin. Zaten Sanji de panelde bundan bahsediyor. Yüzünü görüyorsunuz. Çok endişeli ve korkmuş durumda. Söylediği söz ise çok manidar. Ben o duygusuz canavarlar gibi birisi olmak istemiyorum. İleride bu gen uyanışı da gerçekleşirse duygusuz, itaat etmeyen ve hiçbir şeyi umursamayan bir Sanji görebiliriz. Ve ben bunu hiç de istemiyorum açıkçası. Bu olayın ardından Sanji neler olduğunu anlamak için olay yerinden uzaklaşıyor. Sanji kaçarken Kaido'nun adamları Sanji'ye ateş ederek vuruyorlar. Sanji'nin başına isabet eden mermilerden sonra Sanji canının acıdığını söylüyor. Ben burada şunu eklemek istiyorum. Az önce Queen'den çok güçlü bir kılıç darbesi alsa da hiçbir şekilde canının acımadığını gördük. Ama şu an yediği mermilerden canı acımış durumda. Evet, bir hasar vermedi bu mermiler ama canının acımış olması da ilginç. Şu an hasar almamasının sebebi genler olabilir ama bu canının acımamasını açıklamıyor. Acaba kendi isteğiyle bir şekilde kontrol etmesiyle alakalı mı olacak merak ediyorum bu. Şu an canının acımış olması ve Queen'den yemiş olduğu darbe sonrasında canının hiçbir şekilde acımayıp sapasağlam durması benim kafamı allak bullak etmiş durumda. O da nasıl bir gen uyanışı çıkartacak bu konuyla ilgili merak ediyorum arkadaşlar. Ardından Sanji kaçmaya devam ederken Queen de Sanji'nin peşinden ışın toplarını ateş ediyor ve "Buraya gel, giy şu kostümü" diye bağırdığını görüyoruz. Queen germe teknolojisinin ne kadar ilerlediğini ve neler yapabileceğini merak ettiğini düşünüyorum. Ve bunu görmeyi ciddi anlamda kafaya takmış durumda. Judge ile olan geçmişi merakını iyice arttırmış gibi gözüküyor açıkçası. Ben de Queen gibi Red Suit'in neler barındırdığını, nasıl bir güç çıkartabileceğini ciddi anlamda merak ediyorum. Umarım ilerleyen bölümlerde de bu gücü görebiliriz. Bu olaydan sonra Kid, Law ve Big Mom arasındaki savaşa dönüyoruz. Spoiler videomda Law'u kesin göreceğiz demiştim ve Law bu bölümün yıldızı olmasa da kendisini görmek sevindirici diye düşünüyorum. İkinci katta savaş devam ederken Big Mom Kit'e hiç iyi gözükmüyorsun. Migrenin mi azdı diye dalga geçiyor. Ve bu dalga geçmesinin ardından şiddetli bir saldırı yapıyor. Kid'i görüyoruz ve başını ciddi anlamda tutuyor ve ağrıdığını görebiliyoruz net bir şekilde. Bu sebepten ötürü de savaşa tam odaklanamıyor Kid. Bu esnada Law Kid'e bağırarak şu an yük olmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun diye bağırıyor. Big Mom'a güçlü bir şok saldırısı yaparak Kid'in üstündeki artık ne diyelim dikkatini kendi üzerine almasına sebebiyet veriyor. Ardından Prometheus Law'a bir saldırı yapıyor ve diğer panele geçiyoruz. Big Mom güçlü saldırısı ile Kid'i yere sermeyi başarıyor. Kid baş ağrısının neden olduğunu anlamaya çalışırken şu sözleri söylüyor. "Nihayet bir imparatoru devirme fırsatını ele geçirmiştim. Eğer bu şekilde ölürsem boş yere korsanlık yapmış olacağım" diyor. Kid'i ilk gördüğümüzden bu yana Luffy ve Law'un bir tık gerisinde kaldı. Burada söylemiş olduğu sözden şunu anlamış oluyoruz. Aynı Luffy'nin iradesi gibi büyük bir iradesi var. Bu da benim uzun zamandır görmek istediğim bir durumdu Kid'de. Çünkü Kid, Luffy ve Law
Bu üçü süpernovalar içerisinde zirveye oynayan 3 kişi ve baktığımızda seri başından beri bu 3 süpernovadan ikisi yıldızlaşmış durumdaydı. Luffy ve Kid. Eiichiro da sonunda Kid ve Killer'a da gerekli değer vermeye başladı. Bu da beni net bir şekilde mutlu ettiğini söyleyeyim. Ardından Kid Love Big Mom savaşı devam ederken birden 3. katta savaşan Killer ve Hawkins'e dönüyoruz. Burada Hawkins kafasını şiddetli bir şekilde duvara vuruyor ve öğreniyoruz ki Kid'in baş ağrımasının sebebi buymuş. Hawkins kafasını her vurduğunda Kid'in başı inanılmaz derecede ağrıyor. Killer ise bu durum karşısında çaresiz bir şekilde Hawkins'e durması için yalvarıyor. Killer, Kid'i serbest bırak karşılığında benim hayatımı alabilirsin diyor. Yani burada hatırlayacaksınız Zoro'nun Luffy'ye yaptığı olayı tekrardan görebiliriz. Benim kafamda direkt okurken o sahne canlanmıştı hatırlıyorsunuz Thriller Bark'taki. Hani burada gerçekten Killer'ın Kid için hayatını feda etmesinden en ufak bir tereddütü olmadığını da görüyoruz. Hawkins ise o Big Mom ile yüzleşiyor olmalı. Bu savaşı bir imparatoru indirme şansı olarak görüyordur. Büyük hayaller kuran bir adam diye ekliyor. Eğer benden sıkıldıysan istediğin an beni kesebilirsin diyerek de Killer'ı saldırmaya teşvik ediyor. Çünkü biliyorsunuz Killer rastgele bir şekilde Hawkins'e saldırdığı anda Kid yara alacak. O yüzden kaptanına bir zarar vermemek için Killer mecburen kendi metanetini korumak zorunda. Hawkins kartlarıyla öngördüğü geleceğin yani savaşın kazananı Yonkolar olacağından çok çok emin. Zaten bunu da destekler bir şekilde şu sözleri söylüyor. Onların deniz üzerindeki üstünlüklerinin bu kadar uzun süreli olması kimsenin onlara karşı gelememesinden kaynaklanıyor. Onlar yenilmezler diyor. Ardından Killer ağlarken Hawkins neden ağladığını anlayabiliyorum. Bu yolu seçtiğin için pişmanlık duyuyorsun diye de ekliyor. Ardından Killer'dan gerçekten çok efsane bir cevap geliyor. Öngördüğün imkansız ihtimallerle savaştık ve sen kendine kızıp kudururken biz hayattayız diye cevap veriyor. Gerçekten muazzam bir söz. Killer burada Hawkins'in ihanet etmesine ithafen söylüyor bu sözleri. Çünkü Hawkins kartlarıyla gelecekte kurdukları ittifakın yok olacağını görmüştü. Bu yüzden Kaido'ya katılıyor. Zaten panelde de ufak bir flashback sahnesinde Kaido'ya katıldığı sahneyi görüyoruz arkadaşlar. Bu esnada Killer sana birkaç sorun var. Aslında olmayan bir yere saldırırsan ne olur? Hawkins de hasarın Kid'e ulaşacağını söylüyor. Burada aslında yalan söylediğini anlayabiliyoruz. Ve ardından Killer ani bir saldırı yaparak Hawkins'in kolunu kesiyor. Kid'in sol kolu olmadığı için acıyı hissetmiyor ve sadece mekanik kolunun vücudundan ayrıldığını görüyoruz. Killer diğer soruya gelelim diye cevap veriyor. Bu bebeği çıkartırsam kaç tane hayatın kalır diye soruyor. Hawkins de tebrikler. O bebek sonuncu diye cevap veriyor. Hawkins öngördüğü şeyin bu olmadığını söylüyor. Çok manidar değil mi? Az önce öngördüğü durumda Yonkoların savaşı kazanacağından ve Hawkins ve Kid'in öncesinde kurmuş olduğu ittifakın yok olacağını görüyordu. Şu an için ise öngördüğü geleceğin bu olmadığını görünce Hawkins'in surat ifadesi biraz şaşkınlık içerisinde. Killer ve Hawking arasında büyük bir savaş başlıyor bu esnada. Hawkins hasır canavarını çıkartıyor ve Killer bunu tek bir hamleyle ortadan ikiye bölerek yeniyor. Ardından kaderini belirlemek için çektiği kartta kule kartını görüyoruz. Ve Killer güçlü bir saldırı ile Hawkins'i yenmeyi başarıyor. Hawkins'in yenilmesi sonucu etraftaki birçok kişi şaşırdığını söyleyebilirim. Özellikle Kaido'nun adamları. Bu kartın anlamı ise düzende büyük bir değişim olacağıymış. Gizli anlamı ise yeni bir yolun açılacağıymış. Benim tarot kartlarıyla hiç alakam olmadığı için bu konu hakkında öngörüde bulunamayacağım. Ama Reddit'te gezerken birkaç yorum gözüme çarptı. Bu konuyla ilgili sanırım bu kart mevcut durumu yıkıp yeni bir olayın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Zaten mangada da bu durum cevaplanmıştı aynı şekilde. Yani bu yorumdan anladığım şey bu. Bu savaş sonunda Kaido ve Big Mom yenilecek. Luffy ve Kid yanlarında Law, Yonko olacaklar. Belki Law Yonko olmayabilir. Bu olay ile birlikte Yonko'ların yenilmezlik durumu da bitmiş olacak arkadaşlar. Dünya üzerinde büyük bir kaos ve dünya hükümetinin belki de harekete geçmesini sağlayacak bir kaosun habercisi de olabilir diye bu durumu yorumlamak istiyorum. Sizlerin de bu kart üzerinden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım sizlerin düşünceleri nelermiş. Bunları da yorumlar kısmında okumak istiyorum. Lütfen yorumlarınızı videonun altına yazmaktan çekinmeyin. Bölümden çıkan sonuç da bana göre net bir şekilde videonun kapağında da yazdığı gibi gelecek değişiyor arkadaşlar. 1029. bölümde
bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Sizin de bölüm hakkındaki yorumlarınızı az önce söylediğim gibi beklediğimi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Videoda hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. İncelememizi de bu şekilde bitirelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.